doğru bilinen o kadar çok yanlış var ki, ama mutlaka ki vardır bir klinik psikolog olarak. Temelde nasıl davranışlar çocuklarda ne gibi davranışlara yol açar? Şöyle aslında belki cevap verebilirim bu soruya. Belki biraz daha anne ve baba özelinde bakabiliriz. Yani aslında en temelinde hayat anne ile ilişki içerisinde başlıyor. Yani siz anneyle kurduğunuz ilişki içerisinde hayatta var oluyorsunuz. O size o bağlanmanın devamında bir bakım veriyor ve siz hayata tutunuyorsunuz. Dolayısıyla en temelinde değerli hissetme dediğimiz öz değer duygusunu biz anne ile ilişkimizden alırız. Yani o öz değer duygusunun yetişkinlikte hissettiğimiz ben değerliyim hissi çocuklukta anne ile ilişkide kuruluyor. Baba kısmına baktığımızda biraz daha güven duygusu. Korunma. Korunma, arkamda babam var. Yani böyle bir ağaç gibi düşün, onun gölgesinde o çocuk. Bir şey olmaz, arkamda babam var, babam çözer, halleder hissini verebilmesi babaların. Çünkü çocukken hangi duygularla çokça haşır neşirsek yetişkin olduğumuzda da o hislere kapılma eğilimindeyiz. Hayat boyu bırakmıyor o duygular peşimizi. O yüzden ne kadar o hani o mükemmel ebeveyn olma kaygısından çıkıp biraz çocuğa kendimizi açmak, onun ihtiyaçlarını hissedebilmek, ondan gelen sinyalleri duyabilmek çok önemli sanırım. Her süreç Ben eşsiz peki gelecek. yetişkinler mesela çok mutsuz, hayatlarında hep böyle bir şeylere kavuşamamış, istekleri olan ama mutsuz bir şekilde hayatları gülmeyen insanlar var. Bunların acaba çocukluklarında anne ya da babadan alamadıkları bir enerjiden ya da o bağdan, mesela anne ile bebeğin ten temasının olması gibi yeni doğduğunda, mesela bunları alamamış çocukların hayatları mıdır bunlar yetişkin olduklarında? Ben aslında biraz bunu şöyle duyuyorum. Hani sanki hangi ebeveyn hataları, işte iyi niyetli ebeveyn hataları yapıldığında yetişkinlikte o çocuklar aslında daha mutsuz, daha hayatın içinde daha mutsuz bireyler oluyorlar. Öyle baktığımızda çok korunmuş, çok korumacı ebeveynler için. Özellikle anneler üzerinde bunu söyleyebilirim. Çünkü bizim toplumumuzda çok gözlemlediğim bir Evet, şey. çok fazla olan şey. Çok korumacı yaklaştığınız zaman çocuğunuza karşı izleyen bütün anneler şunu lütfen unutmasınlar. Aslında ileride bir gün yetişkin olduğunda hep tedirginlik hislerine kapılacak bir çocuk yetiştirmiş oluyorlar baktığınızda. Tabii bu biraz şöyle bir şey. Örneğin hani sizin de oğlunuz var, Allah Evet, bağışlasın. sağ Tabii ol. o biraz büyümüş ama böyle çocukluk döneminden bazı sahneler aklınıza gelecek muhtemelen ben bahsettiğimde. İlk çocuk kendini fark etmeye başladığında koltuklara iner çıkar, tekrar iner çıkar böyle bir keşfetme dönemidir. O merakla, coşkuyla bunu yapar ve arada döner ve anneye bakar. Onayı var mı? Tedirgin mi? Anne devam et diyebiliyor mu o noktada? Eğer anne tedirginse, çağırıyorsa, engelliyorsa, işte mama sandalyesine oturup hatta kemerle bağlıyorsa bu çocuğa şu mesaj gidiyor. Ne zaman ayrışsam, bireyselleşsem, hayatın içerisinde kendimi ortaya koysam o içselleştirdiğim annem yani hayatta kalmamı sağlayan varlık mutsuz olacak. Dolayısıyla tabii bu bir kere de olmuyor. Yani hayatın içinde gitme, elleme, karışma, dokunma Ay diye o eyvah, kadar şu anda çok engelliyoruz canım sıkıldı. ki, yok canım sıkılmasın. Çok üzüldüm şu an. Her şeyin telafi fırsatları var, onu da konuşuruz. Ama bunu bilmek çok önemli. Yani tek bir şey söyleyin ve anneler onu dikkat etsinler. Ne bu deseniz ben derim ki lütfen çok aşırı korumacı olmayın. Çünkü bir taraftan evet çok iyi niyetli bir şey yapıyoruz ama başka bir Ben taraftan değilim da... babası. Yani koşma düşeceksine kadar gelen bir bebekliğinde aslında bu yüzden geç bile yürüdü diyebilirim yani. Hani çok şey yaptı, korkan bir babamız. Düşecek, kafasını çarpacak, düşecek, düşecek, düşecek. Hep bir şey, hep engellediği için. Şimdi onun için dedim eyvah, aslında bu nasıl tezahür edecek önümüzdeki zaman diliminde diye. Şöyle, şimdi çok iyi anlayabiliyorum anne babaları. Ben de bir anneyim. Benim kızım büyüdü şu an 10 yaşında. Maşallah.
Teşekkür ederim. Ela ismi. Jimnastik yapmayı çok seviyor. Hani kendimden bir örnek vereyim. Ve hakikaten evde çok azimle sürekli jimnastik yapıyor. Bazen böyle o kadar içim gidiyor ki izlerken. Ama sakince izliyorum, alkışlıyorum ama inanın kolay değil. Çünkü şunu biliyorum. Orada bir miktar engellediğimde sadece spor hayatı zedelenmeyecek. Gelecekte özgüveni, kendini ortaya koyuşu, isteklerinin peşinden gitmesi, o yaşam coşkusu bunların hepsi zedelenebilir. Dolayısıyla genellikle burada engellenen çocuklar ileride daha çok onay isteyen, kendini çok ortaya koymayan, risk almaktan kaçınan, ayrışmakta zorlanan, hep bir tedirginlik hissiyle yaşayan. Kaygılı olması bununla ilgili mi? Acaba doğru mu yapıyorum? Mesela kesinlikle, çünkü onay alma ihtiyacını çokça hissediyor.